Merhaba arkadaşlar. Bu soruda kalmıştık. Ne diyor? Şu şekilde AB uzunluğu şurası arkadaşlar. AD uzunluğuna yani buraya eşitmiş. AF uzunluğu şurası arkadaşlar. FC uzunluğuna yani buraya eşitmiş. Onu 3 çizgi yapalım. Şunu karışmasın arkadaşlar. DE de EC eşit ve 2 birim verilmiş. Bizden BC uzunluğunun ne olduğu istenmiş arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu dik gelmiş 2'ye böldüğüne göre bu ikiz kenar üçgende olur arkadaşlar. Hemen şurayı C ile birleştirirsek biz arkadaşlar. Bu böyle zikzaksa şu da zikzak olur. Şimdi burada bir ikiz kenar ortaya çıktı. Şurası 30 dereceydi. Bu köşede ne oldu arkadaşlar? 30 derece olmuş oldu. E şunun şuna eşitliğinden bu üst tarafta 30 derece oldu. E bu ikiz kenarda giden dik 2'ye bölmüştü. O zaman aynı zamanda açı ortay olur. Burası 30 mu olur arkadaşlar? Yani burada bir eşkenar üçgen ortaya çıktı. 60, 60. O zaman şurası da 30 derece mi oldu arkadaşlar? Şura 60. Peki burada arkadaşlar 60'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü şurası ne olur arkadaşlar? Şurası ya da şuradan gidelim işte direkt. 30'un gördüğü 2 ise arkadaşlar 90'ın gördüğü şurası ne olur? 4 birim olur. E 4 ise burada 4 olur. İstenen BC 30, 30, 120 üçgen oldu o zaman arkadaşlar. Bu 4, 4, BC 4 kök 3 bulunmuş oldu arkadaşlar. 4 kök 3 birim idare eder. İyi bir soru. Şuna bakalım şimdi. Diyor ki şekilde BC uzunluğu CD uzunluğuna eşit ise. BC uzunluğu CD uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar şurada. CD uzunluğu isteniyor. Bakın arkadaşlar şurada şu çizgi aç ortaya gelmiş ve dik olmuş. Yani ikisi bir arada. O zaman ne olur? Üçüncüsü de vardır. Bu buna eşittir. Ve aynı zamanda 6 ise bu tarafta ne olur arkadaşlar? 6 birim olur. Şimdi bakın ben şuraya x dersem bura x olur. Ve bura buraya eşit olduğuna göre burada 2x birim olur mu arkadaşlar? 2x birim olur. Peki bakın x. Şimdi bu bir dik var. Pisagor uygulanacak. Bu iki pisagor sorusu arkadaşlar. Bakın ben şuraya y dersem bir pisagor şuradan uygularsak bu x kare artı y kare eşittir 36 olur mu arkadaşlar? Bakın bir pisagorda şöyle kömbe dilimi şeklinde yapayım bunu da arkadaşlar. Şöyle olsun. Ee, bizim Hekima'nın kömbesi de güzeldir. ha. Şimdi bu, bu da arkadaşlar 3x bir kenar. 3x'in karesi 9x kare olur. Artı y'nin karesi de y kare olur. Onun karesi de 100 mu olur arkadaşlar? Bakın yukarıya eksiyle çarptım. Taraf tarafa topladım. Y kareler sizlere ömür. 8x kare eşittir. 100'den 36 çıkarsa 64 mu kalır? x kare eşittir buradan 8 olur. Her iki tarafı 8'e böldük. x eşittir 2 kök 2. 4 çarpı 2'den 2 kök 2 bulunmuş olur. Bizden istenen ne arkadaşlar? cd uzunluğu istemiş. Yani 2x istenmiş. 2x ne olur buradan? 2 kök 2 ise 4 kök 2 bulunmuş oldu arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Beğendim bunu arkadaşlar. İyi bir soruydu. Şimdi ya bazı sorular öğretim yani daha öğretici olsun diye seçiyoruz. Bazı sorular ama gerçekten insanı geliştirici sorular arkadaşlar. Böyle yani ufuk açıyor. Ee, evet gelelim şu soruya arkadaşlar. Ee, AB uzunluğu demiş AC uzunluğuna eşit arkadaşlar. Şunu şöyle bir zikzak yapayım ki göze hitap etsin. Göze hitap eden şey unutmuyoruz arkadaşlar. Şu açıyla da şu açının eşit olduğunu da hemen belirteyim ki yine göze hitap etsin. Sonra ne diyor arkadaşlar? BFBE'ye eşit. BFBE'ye eşit demiş. Güzel demiş arkadaşlar. İkiz kenar var. İki için toplam bir diş. Hemen orayı yazacağım arkadaşlar. Alfa bir şey gördünüz mü? Ya bilgi insanı yerinde tutmuyor ya. 2 alfa ise bu tarafta iki alfa oluyor arkadaşlar. Öğrendikçe siz de öyle olacaksınız. İnanın bana. Alfa ise bu tersten alfa olur. Bunun buraya eşit olduğu söylenmiş. 6 6 birim olduğu söylenmiş arkadaşlar. Bizden istenen ne? Evet. B, B, H, C uzunluğu istenmiş. Yani şurası istenmiş arkadaşlar. Burası istenmiş. Şimdi 2 alfa oldu. Burası alfa oldu arkadaşlar. 6 ee, oldu. Eşitlik devam ediyor. Evet. Nereye bakalım? Ha şuraya. Bakın buraya 90 derece. Şimdi bakın şu üçgende ben alfayı bulurum artık. 90 demek ki 3 alfa 90'mış arkadaşlar. 3 alfa 90 sa alfa ne olur arkadaşlar? 30 derece olur. Artık kurban oluruz. 2 alfa şura 60. Bura 30. Bura 30. Arkadaşlar 30 yazalım şöyle 30. Burası 60 mı oldu? O eşkenar üçgenmiş bu. 60'ın gördüğüne 6. 30'un gördüğü o zaman 3'e böl yanına köküç yaz. 2 köküç 90'ın gördüğüne olur. 4 köküç olur. Şimdi bize HC lazım. Hiç oraylarla uğraşmayalım o zaman. 30'un gördüğü şu 60'un gördüğü 6 ise burası ne olur arkadaşlar? 2 kök 3. Peki bir kenar uzunluğu. Şurası 90'ın gördüğü 4 kök 3. Burada 4 kök 3 oldu. O zaman bizim bir kenar uzunluğumuz 8 kök 3. Bakın şurası 8 kök 3 arkadaşlar. HC uzunluğu burada. Bakın şu açı 120. Bura 60 değil mi? HC'yi görecek şekilde bir dik üçgen çiziyorum. Bakın şuradan bir dikme çizdiğimde arkadaşlar. Ne oldu? E, hatta tam buraya gelecek o dikme değil mi? Bu dikme tam buraya geliyor arkadaşlar. Bakın dikme buraya geliyor. Kırmızıyla çizince iptal edemiyoruz. Şimdi bakın burası ne oldu? 4 kök 8 kök 3. E, arkadaşlar 30'un gördüğü 4 kök ise 60'un gördüğü onun kök katı 12 mi olur? Peki bakın artık şu büyük üçgene bakalım. Şurası ne oldu arkadaşlar? 6 kök 3. Şurası 12 bura x. x kare eşittir. 6 kök 3'ün karesi ne yapar arkadaşlar? 36 çarpı 3 artı 12'nin karesi 144. x kare eşittir burada. 18, 9, 108. Toplayın ne yapar arkadaşlar? 252 yapar. Kök aldı. Kök 252 nedir arkadaşlar? bu neydi? Daha önce bir tanesini bulmuştuk hatırlarsanız. Bu ifade 4 çarpı 25'ine 6 kere var arkadaşlar. 63. 63 7 çarpı 9. Yani arkadaşlar 6 kök 7 bulunmuş oldu arkadaşlar. Göründü mü ekranda? Göründü. Biraz aşağı inince kayabiliyor. Yani farklı güzel bir soruydu arkadaşlar. Biraz yorucuydu ama. Değil mi? Devam edelim. AD uzunluğu 24 arkadaşlar. Şunun tamamının 24 olduğu söylenmiş. Başka da 30 verilmiş, 165 verilmiş. Bu x isteniyor. Bakın arkadaşlar, şunu şöyle bir devam ettirecek olursak biz. Çizgi düz devam ettiriyorum. Doğrusal olarak arkadaşlar. Şurada şuradan geliyor. Şimdi 165 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 15 derece kaldı. Bura 90, şurası 75 oldu mu? Yukarısı 30. O zaman buraya da 75 derece kaldı mı arkadaşlar? Buraya da 75 derece kaldı. Peki arkadaşlar, devam edeceğiz. Şimdi bizden istenen şu x. Bu x'i bulabilmemiz için arkadaşlar bu x'i bulabilmemiz için ne yapabiliriz burada? Şimdi şimdi arkadaşlar 30 derece değil mi burası? Bakın şuradan şöyle x'i içinde bulunduğu düzgün bir şekil elde etmem gerekiyor. Şimdi ben şunu şöyle devam ettirmiş olayım. Şuraya paralel gidiyorum bakın arkadaşlar. Şunu da şuradan getireyim. Şöyle x'i şöyle bir üçgen içerisine aldım. Şimdi bakın arkadaşlar 75 ile yöndeşlikten burada 75 olur mu? Çünkü ben bunu tabana paralel çizdim. Bakın. 75-75 ne yapar arkadaşlar? 150. Buraya 30 kaldı. O zaman burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Burası 15 derece mi oldu arkadaşlar? Burası 15 derece oldu. Peki 15 derece olduysa arkadaşlar şurası 30. Verilen uzunluklara bakalım arkadaşlar. Şurası 8 birimdi. Burası kaç oldu? 24 birim mi oldu? Burası 24 birim. E, bunun tamamı buraya eşit. O zaman şuraya kaç birim kaldı arkadaşlar? Buraya e, 24 çıkarsa 16 birim kaldı. Bakın arkadaşlar 90'dan giden şu parça şuraya eşit. Yani bu buraya eşitse burada bir muhteşem üçlü oluştu. Bu da buraya eşit oldu. Yani 8, 8 olarak gitti arkadaşlar. Peki şu 90'ın gördüğü şurası kaç oldu? 16 oldu. 30'un gördüğü x ne olur o zaman? 8 birim olur arkadaşlar. Ya efsane bir soruymuş bu da. x eşittir. 8 birim olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Bulunmuş oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz şekli ayarlayayım şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi son senelerin meşhur sorusu katlama soruları arkadaşlar. İki katlama sorusuyla bu videoyu bitireceğiz. Şimdi katlama sorularının ana mantığını kavramanız için bu iki soruyu hazırladım arkadaşlar. Şekilde diyor ki AB uzunluğu şunun hepsi diyor. AC uzunluğuna eşit. Bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Yani şurayla şura bir kez eşit arkadaşlar. Sonra AD BC eşitmiş. AD şu BC eşitmiş. Şekilde çok güzel vermiş onu zaten. AD üçgeni D doğrusu boyunca katlandığında bakın şu AD üçgeni şöyle D boyunca katlanmış arkadaşlar. A noktası C noktası ile çakışıyor. Bakın arkadaşlar katlama sorularında ...aklınızdan çıkarmamanız gereken olay şu. Bakın bunu alıyor aynen buraya getiriyor. Şimdi katlama sorularında... ...bu buraya geldiğinde arkadaşlar bir kez... ...hangi çizgi boyunca katlandıysa... ...o çizgi bir kez... ...açı ortay doğrusuna dönüşür. Kulağınıza küp olsun. Aklınıza yazın arkadaşlar. Hangi doğru boyunca katlanıyorsa... ...o açı ortay doğrusu olur arkadaşlar. Sonra buraya alfa dediysem... ...ve katlandı a buraya geldi. Burada alfa olur mu arkadaşlar? E sonuçta açı ortay çizgisi dik gider hangi bakın aynı doğru üzerinde doğrusal olacak şekilde gelip yine nokta sabit şey katlanıyorsa burada kesinlikle arkadaşlar diktir aradaki çizgi. Ve nedir? Şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir. Yani bir ikiz kenar üçgen oluşur katlama sorularında. Arkadaşlar kaçarı göçeri yok. Katlama sorularında ikiz kenar üçgen oluşur. E o zaman şu olursa bu da olur arkadaşlar. 2 için toplamı bir dıştan şurası 2 alfa olur mu arkadaşlar? Burası 2 alfa. E şunun eşitliğinden bu da buraya gelir 2 alfa. E biz bunun buraya eşit olduğunu söylemiştik. Demek ki bunun alt tarafı da alfaymış. Ne oldu burası arkadaşlar? 5 alfa eşittir 180 topladık. Alfa eşittir 36 olur. Bizden istenen dbc. dbc neresi? dbc 2 alfa istenmiş. 2 alfa da 72 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Çok tatlı. Çok tatlı. Valla tatlı yani. Tatlı değil. Tatlı bir soruydu bu. Şimdi gelelim buna. Diyor ki AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit diyor arkadaşlar. Yine katlama sorusu. Yine dikkat bakın. Katlama sorusunda açı ortay ikiz kenar vardır. AB eşittir AC. Şunun hepsi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şu kenarın buna eşit olduğunu göze bir hitap ettirelim. AFDC eşitmiş. AFDC zaten büyük büyükte çizmişim. BD'nin de açı ortay olduğu söylenmiş. Bakın efsane bir soru bu olmak üzere MBAC sorulmuş. MBAC. Tamam mı? MBAC. Şimdi bakın arkadaşlar, bu sorunun metin kısmını almayı unutmuşum. Metin kısmı şu arkadaşlar. Metin kısmında diyor ki AFE üçgeni, AFE üçgeni katlandığında, katlandığında, soruyu ben uydurduğum için iyi biliyorum. Katlandığında A D ile çakışıyor çakışıyor diyor arkadaşlar. Yani şunu katladınız mı D'e geliyormuş bu. Şimdi dediğini yapalım. Bakın bu üçgeni katladım FE boyunca katlandığında ama. FE boyunca katlandığında bu buraya geliyormuş arkadaşlar. Bakın katlandığında bu buraya geliyormuş. Şimdi o zaman burası ne olur otomatik ben aç orada. Çünkü bu katlandı buraya geldi. O zaman bu da buraya gelir arkadaşlar. E, burası 90 derece olur. Değil mi? Doğrusal bir şekilde katlandı çünkü. Bakın bu katlar böyle bir içe gelseydi öyle bir şey olmazdı. Ama Katlanıp da o çizgi doğrusal olduğu çizgi bozulmuyorsa bilin ki o arada 90 derece vardır arkadaşlar. Şimdi bakın efsane bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Şimdi açı orta üzerinde alınan bir noktadan açı ortayın kollarına aynı uzunlukta gittiyseniz arkadaşlar buraya gittiğiniz açıyla buraya gittiğiniz açı aynıdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Açı orta üzerinde bir nokta aldınız. Kolları açı ortayın kollarını aynı açıyla giderseniz eşit açıyla gidersiniz. Şuradan içindendirmeye başlıyorum. Alfa alfa. 2 için toplamı bir dış iki alfa. E bura 2 alfa bu taraf ne olur? 2 alfa olur arkadaşlar. E peki bakın bu kenar buraya eşitti. O zaman buralarda demek ki alfa alfaymış. E büyük üçgende 2 4 5 alfa eşittir 180. Alfa eşittir az önceki gibi 36 mı oldu? İstenen BAC yani alfa istenmiş arkadaşlar. Bakın Patlama sorularının genel mantığında bu vardır arkadaşlar. Şimdi bazı öğrencilerin şey diyorlar. Mesela telefonda görüntülerin biraz bulanık olduğunu söylüyorlar. Bakın arkadaşlar telefondaki YouTube'da izlerken özellikle telefonda izlerken üstte ayarlamanız gerekiyor. Orada 140 otomatik ayarlama olduğu için 140'ta ayarlıyor bazen. 240'ta ayarlıyor. Onu sizin en az 480 yapmanız gerekiyor o zaman görüntü netleşiyor arkadaşlar daha rahat görebiliyorsunuz videoları bilerek uzatmıyorum çok uzatırsam da bu sefer sıkılıyorsunuz arkadaşlar 15'er dakika 14'er dakika videolar yetiyor o nedenle bir şeyin kalitesini arttırın arkadaşlar otomatik ayar verdiğiniz için düşük ayarda açıyor o yüzden bazı görüntüler net olmadığı söyleniyor ona dikkat edelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.